Çift silindirden herkese merhaba dostlar. Bugün de ölmedik. Zincir kazamın üstünden 7 ay süre geçti. En son sizi fizik tedavi aşamasında bırakmıştım. Şu an hopluyorum yani. Ben oturduğum yerden ayağa kalkıyorum şu an. Sonra doktora kontrole gittiğimde parmağımın kaynamadığını, hala kırık olduğunu öğrendim. Neden kırık ya da neden kaynamadı bilmiyorum ama belki fizik tedavi aşamasında kırdık, belki pimler çekilirken kaydı etti ya da ben ters bir hareket yaptım bilmiyorum ama sonuç ne olursa olsun değişmedi. Eylül ayının 8'inde Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastanesi'nde ikinci ameliyatı oldum. Ameliyat yaklaşık 3,5 saat sürdü. Tabii lokal anesteziyle olduğu için doktorla bayağı bir muhabbet etme şansı buldum bu süre zarfında. İşte doktorun MT25 varmış, çalınmış. Her aşamayı benimle paylaştı yaptığı işlemleri. İlk önce parmağı açtı. Kaynamamış olan kemik uçlarını törpüledi. Oradaki oluşan boşluğu da bu bileğimden kemik dokusu alıp doldurdu. Tendonları ildik, tekrar kapattı. Psikolojimi zorlayan bir süreçti. Ameliyat olanlar içinizde bilir. Ameliyat psikolojisi gerçekten çok zor. İşte oradan matkap sesi geliyor, çek diyor. Çok çektin diyor, geri batır diyor. Penseyi getir diyor. İşte şat at diyor. Röntgen çekiyorlar. Olmamış diyor, olmuş. Hocam süper oldu filan bilmem ne tarzında bir şeyler diyor. Yani görmüyorsunuz hiçbir şeyi. Orada bir şeyler oluyor parmaklarınıza. Gerçekten zor bir psikolojiydi. İkinci ameliyatın üstünden yaklaşık 2,5 ay süre geçti. Bu sürede en son kontrolde de artık parmağımın tamamen kaynadığını tespit ettik. Bu yönden bayağı bir mutlu oldum. Ancak parmağım düz dursun diye böyle bir alet takıyorum. 7 ay boyunca parmağım hareket etmediği için üst taraftaki tendon yapışmış. Dolayısıyla o tendonum tam çalışmadığı için birazcık parmağım yamuk duruyor. Eskiye göre çok daha fazlasıyla düz duruyor. Yamukluk beni çok fazla rahatsız edecek bir şey değil ama parmağımın tam işlevine kazanması için 3. bir ameliyat gerekecek. Durumlar böyle aslında. 7 aydır hala uğraşıyorum. Bu süreç birazcık daha uzayacak gibi duruyor. Çalışırken zincir temizlemeye, zincirinizi yağlamaya, zincirinizin bakımını yapmaya kalkışmayın. Bir ya standı alın ya da zincir yağlama aparatları var, fırçalar var. Orada türlü şeyler var. Bunları kullanın. Bu iş gerçekten çok tehlikeli. Çektiğim videolardan sonra o kadar çok kötü parmak durumu geldi ki inanın kendi halime sevinmek durumunda kaldım. Çok üzüldüğüm fotoğraflar oldu. Gerçekten çok kötü durumlar da var. Dur sen dur, bırak dur. Teker yukarı gitmek istiyor. Tamam. Teker gitmesin, tamam. Tamam. Bir dakika. Tamam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdiden iyi dilekleriniz, geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.